Cumartesi akşamı saat 22'de sizlerle beraberim ve sorun konuşalım yayınımızın 69.sunu yapacağız. Bu hafta efendim hepinize merhaba demek istiyorum. Tabii güzel bir günün arefesindeyiz. Bugün 28 Ekim 2023, yarın Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız efendim. Dolayısıyla nice yüzyıllara diyorum Cumhuriyetimiz için hepinizin bayramını şimdiden kutlamak istiyorum. Evet, dolayısıyla aramıza yeni katılanlar da olabilir diye yayınımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Sorun konuşalım yayını, konusu özel eğitim olan sizlerin sorularını cevapladığım bir yayındır. Bu hafta 69.sunu yapıyoruz söylediğim gibi. Dolayısıyla bu yayını aslında hep söylüyorum sizler yapıyorsunuz. Sorularınızı soruyorsunuz. Ben nacizane karınca kararınca detaylı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum efendim. O anlamda sorularınızı bekliyorum. Sorularınızı yazarken de tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar detay verebilirseniz ve aynı cümle içerisinde, aynı paragraf içerisinde sorunuzu yazabilirseniz, yani parça parça değil de, çünkü araya başka mesajlar girdiği için takibi kendi adıma zor oluyor. Sevinirim. Mümkünse detay istiyorum. Yani çocuğumuzun yaşı, tanı ya da risk grubu var ise onları belirtirseniz mutlu olurum. O anlamda tekrar size ekstra sorular sormak zorunda kalmam efendim diyorum ve güzel, harika Ceren Hanım'la başlayalım o zaman. Merhaba, oğlumda yan bakma problemi var. Balkon korkuluğu var. Demirlere bakarak sürekli gidip geliyor. Yan bakarak nasıl geçirebilirim? 3 yaşında, harikasınız. Hemen arkamız boşken detayları yazalım. Evet. Tanı ya da risk grubu var mı, şüpheleniyor muyuz? Onu bilmiyorum ama cevaplamaya çalışalım efendim. Şöyle, yan bakma problemi aslında tek başına bir problem değil. Otizm tanı ya da risk grubu olan çocuklarımızda sürekli olarak karşılaştığımız bir durum. Dolayısıyla yani yan bakma gibi problemleri, özellikleri, belirtileri, şöyle bakmanı istiyorum, böyle bakmanı istiyorum şeklindeki telkinlerle geçirme şansımız yok. Maalesef o kadar kolay bir hadise değil. Bu problemi gidermek adına yapılması gereken bir dizi çalışma var. Başta temel öğrenmeye hazırlık becerileri dediğimiz, işte göz kontağı, yeterli miktarda göz kontağı kurabilmesi çocuğun, onun dışında iletişim becerilerinde belli bir noktaya gelebilmesi gibi gibi bir takım becerilerin çocuğumuzda gelişmeye başlaması lazım. Bunlar geliştikçe çocuğumuzda bu problemin azalmasını, yaşını düşündüğümüzde erken müdahalede ileriye dönük olarak minimumda kalmasını bekliyoruz. O anlamda onun dışında neler yapabiliriz? Onun dışında her zaman iletişim kanallarını açık tutmamız gerekiyor. Çocuğumuzla iletişim kurmaya çalışmamız gerekiyor. Bu durumu mesela oyunlaştırmayla, işte dikkatini başka tarafa yöneltme, dur iki elimle yapayım tırnak içinde, hani çözebildiğini söyleyen aileler var. Hani buna pek katılmıyorum ben. Dikkatini başka tarafa yöneltmeye de, hani oyunlaştırarak, aa hadi ben de öyle baktım falan da, bu süreci biraz pekiştirmiş oluruz bu tarz gittiğimizde, oyunlaştırdığımızda yani. O anlamda bunu çok önermiyorum ben kendi adıma. Onun dışında yani bu sorunun cevabı inanın bir cümlede saklı değil. Birçok şey yapılması gerekiyor. Bu yani çocuğumuzun temel gereksinmeleri giderildiği sürece, gelişimi hızlandığı sürece çözülebilecek bir durumdur Ceren Hanım diyebilirim. Yine detaylandırmamı isterseniz yazabilirsiniz. Bizde bir kere yazdık bitti yok, biliyorsunuz. O anlamda aklınıza gelen farklı şeyleri de sorabilirsiniz diyorum. Ve sorularınızın devamını bekliyorum efendim. Evet, bu hafta 69.sunu yapıyoruz yayınımızın. Yayının başında Cumhuriyetimizi 100. yılını kutladık. Temennimi belirttim efendim. Yeni gelenler için tekrar bir hatırlatma yapayım. O anlamda sorularınızı bekliyorum efendim.
Evet, ve sorularınız gelene kadar da bir süre sessiz kalabilirim. Çünkü dediğim gibi bu sizin yayınınız. Dolayısıyla sizlerin soruları geldikçe ben tepki verebilirim. O anlamda bekliyorum efendim. Katılımınız da güzel, daha da artacaktır. Dediğim gibi sorularımızı yazarken mümkün olduğu kadar detay vermeye, çocuğumuzun yaşını, varsa tanı risk grubunu, diğer sorumuza eşlik edebilecek detayları da yazarsanız ve bunu mümkünse aynı paragraf içerisinde yazabilirseniz çok mutlu olurum. Genelde ağır başlar, sonra hızlanırız. Soru yoğunluğu açısından bugün de öyle olacakmış gibi görünüyor. Biliyorsunuz yayınımız her cumartesi saat 22'de. Bugün 69.sunu yapıyoruz. Yavaş yavaş ikinci yıla doğru evriliyoruz efendim. Ufak tefek aralar dışında sürekli yaptığımız bir yayındır. Kesintisiz diyebiliriz o anlamda. Evet, Ayşegül Hanım, hocam 4 yaşında 1,5 yıl eğitim aldı ama göz teması hala az. Bir ara iyi artmıştı ama yine azaldı. Ne yapmalı? Evet, şimdi şöyle, göz teması bir ara iyiydi, sonra azaldı. 4,5 yaşında 1,5 yıl eğitim aldı derken alıyor değil mi? Devam ediyor eğitimi. Yani aldı, kesildi, ara verdik anlamında yazmadığınızı düşünüyorum. Öyle değildir diye umuyorum. Öyle olmaması gerekiyor. Çünkü göz temasının azalması şöyle. Şimdi çocuklarımızda otizm tanı risk grubunda ya da diğer gereksinim alan çocuklarımızı da hani kapsayabiliriz. O anlamda beceriler de dönem dönem dalgalanmalar hep yaşarız biz. Bu dalgalanmalar yaşadığımızda özellikle otizm tanı risk grubu olan çocuklarımızda eyvah unuttu, eyvah geriye gitti gibi bir handikapın içerisine gireriz. Aslında bu öyle olmaz. Hele hele göz teması gibi temel bir beceri işte unutulmaz, işte gerileme olmaz ama bir şöyle çocuğun dışında gelişen bir takım hadiselerden dolayı çocuk hani çok fazla ilgisini çekmediği için bir içine kapanma eğilimine girebilir. Bunlar olur ama yani o zirve her zaman çocukta hani kayıtlıdır diyeceğim. Yani çocuğun en iyi performans gösterdiği an süre var ya, ya bunu çok iyi yapıyordu şimdi yapmıyor. Bilin ki o unutulmadı. Yani bunu bilmek ne ifade eder? Yani ne olur ama yapmıyor hocam. Yani unutsa da unutmasa da hayır, çok önemlidir. Yetişkinin, eğitimcinin bu bilgiye sahip olması, buna inanması önemlidir. Dolayısıyla bu performanstaki dalgalanmanın tekrar hani durulacağını ve çocuğun tekrar eski performansını gösterebileceğini unutmamamız gerekiyor ve çocuktan o talebi yöneltip istememiz gerekiyor. Bu açıdan önemlidir. Yoksa bu tip dalgalanmaları yaşarız Ayşegül Hanım. Buna emin olun. Yani bu azaldı. Hani süre de vermediğiniz için burada biraz da böyle muallak konuşmak zorunda kalıyorum. Yani işte ne kadardır böyle, ne kadardır azaldı. Çünkü 1,5 yıl süreci bahsetmişsiniz. Sonrasında ki olumsuzluk için süre vermemişsiniz. Ama olabilir, her şey aklınıza gelmek zorunda değil. Ben burada hani ihtimaller dahilinde konuşmak durumunda kalıyorum sadece. Yani seyrini takip etmek gerekiyor ama dediğim gibi şeyi lütfen unutmayın. Yani çocuğun o performansı gösterdiği dönemi unutmayın ve tekrar bunu ulaşabileceğini, hatta üstüne koyarak arttırabileceğimizi unutmayalım diyebiliyorum. Evet, onun dışında evet devam ediyor demişsiniz, eğitime devam ediyorum diye sormuştum. Güzel. Tamam, asla sakın karamsarlık falan yok, asla. Evet, hiperleksi sorusu. Zuhal Hanım, hiperleksi hastalar için çalışmalarınız olacak demiştiniz. Düzeltelim. Hiperleksi bir hastalık değil. Daha doğrusu gereksinim alanlar için, hepsi için hani hastalık değil. Bir farklılık. Hiperleksi hele hele ki daha farklı bir şey. Gerçekten farklı bir şey. Çünkü hiperleksi bir hani konusu gelmişken desteklemek adına söylüyorum. Sonra ana sorunuza cevap vereceğim. Güzel, takip edilmesi hoşuma gitti. Seviyorum.
Çünkü bunun cevabında ya bir hazırlık gerektiren bir süreç çünkü bu. Bilmeyenler için de hatırlatma yapmış olalım. Yoksa o çalışma gelecek. Hiperleksi bir dönem. Yani bakın tanı değil, hatta tanıcık bile değil. Çünkü tek başına hele hele ki tip 3 çocuklarımızı biz normal gelişim olarak kabul ediyoruz. Sadece 2 ile 6 yaş arasında farklı bir seyir görüyoruz ve 6 yaşından sonra paralellik çerçevesinde tipik gelişimle uyumlu bir durum seziyoruz. Tabii ki kendi işlerinde bireysel özellikleri saklayarak bir uyum seziyoruz. Seziyoruz diyorum, özür dilerim. Bir uyum bekliyoruz bilimsel çalışmalarda bu yönde. O yüzden hiperleksi hani bazı durumlarda yani çok önemsem yani ama Ançar'ın ne güzel işte hiperleksi erken okuma demektir efendim. Kısaca içine girip çıkayım çünkü çok detaylı olarak konuştuğumuz bir konu olduğu için tekrara girmesin diye meraklıları da dersin özeti YouTube kanalında hiperleksi dosyasını oynatma listesinden bulup çok detaylı bir şekilde izleyebilirler oradaki videolarda. Dolayısıyla şimdi ana sorumuza gelecek olursanız evet çalışma yapacağım demiştim doğru. Eli kulağını da hazırlıyorum. Şöyle hiperleksi için ilerleyen süreçte diğer gereksinim alanları içinde ama hiperleksi birazcık daha böyle hani şu an için gerçekten hiperleksik çocuğu olan aileler hani birazcık daha desteksizler. Yani tırnak içinde birazcık daha sahip çünkü şey açısından da arada kalıyorlar. Çünkü işte otizme benzeyen tipleri var, otizmin içerisinde seyreden tipi var. Ama sonuçta hepsinde destek anlamında çok yalnız kalıyorlar. Bu konuya meraklı yeni yeni eğitimci arkadaşlarımız da merak sarmaya başladılar. Onların da merakını cezbediyor. Hiperleksi konusunda o yüzden özel bir çalışma yapmayı kendi adıma uygun gördüm. Ve yani Hiperleksi Akademisi'nin adını verdiğimiz ayrı bir program içerisinde o çalışmayı kapalı devre yapacağız efendim bu çalışmayı. Zuhal Hanım hazır siz sordunuz. Yakın zamanda tarihini açıklayacağım. Ön çalışmalarını bitirdim. Belli bir seviyeye geldi. Çünkü hani onu böyle bir paket olarak düşünüyoruz. Aşama aşama gideceğiz. Ve hiperleksi çocuklarımıza ve ailemize dokunarak özellikle onların sosyal uyum konusundaki problemlerini pansuman olabilecek çeşitli paylaşımlarımızı, bilgi alışverişlerimizi yapacağız. Onlarla bir araya geleceğiz. Ve böyle bir çalışmamız olacak. Lütfen lütfen az kaldı beni takip edin olur mu? O proje başlayacak emin olabilirsiniz kısaca. Evet onun dışında Ceren Hanım oğlum 2 yaşında tipik otizm tanısı aldı 3 yaşında kulaklarında tüp takıldı. Şu an az da olsa kelime geliyor. Güzel. Algı açık isteklerini belirtiyor. Parmağıyla gösteriyor. Atipik otizm mi? Kulaklarındaki problem mi? Hala çözemedim. Şöyle kulağına tüp takılması muhtemelen fiziksel rahatsızlıktan yani duymadığı anlamına gelmiyordur zaten o tüp. Hani otit hastalarında vesairelerinde de olabiliyor. Orta kulak iltihaplarında vesairelerde bir cerrahi müdahale ile yaklaşılıyor ama yani evet işitmede belki bir kalite anlamında ama hani hiç duymamazlık değil. Şimdi bakın yani genellikle özellikle tanı sürecinde işitme testi standart olarak otizm risk tanı grubundaki çocuklarımız uygulandığı için yani ilerleyen süreçte ya işte bir mesela bahsettiğiniz gibi bir cerrahi operasyon geçirmiş. Ha o zaman demek ki bundanmış. Öyle değil ya otizm yani otizm çünkü hani duyma, işitme, konuşma kısmının dışında zaten bir sürü belirti gösterdiği için çocuklarımız risk grubuna ya da tanık olarak süreç başlatılıyor. O anlamda onu değerlendirmemek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hani otizmin özelliklerini burada sıralamayacağım artık. Sizler de zaten çok ciddi araştırmalar yapmışsınızdır. Hekiminiz de bu konuda sizi bilgilendirmiştir. O anlamda şu bahsettiğiniz duruma göre hani ya tüp takıldı konuşma çünkü bir de şöyle bir şey var. Bakın konuşma otizmin hani bana göre ufak bir kısmı. Yani sadece hani konuşmama üzerine tanık olan olabiliyor bazen. Çocuklarda hani bunun ileride hata payının yüksek olabileceğini bize gösteriyor.
O anlamda tek başına hani çocuk konuşmuyor, otizm tanısı aldı, konuşmaya başladı, oradan çıkacak mı noktasına gelmemeliyiz. Konuşma işin farklı bir kısmı. Olayısıyla konuşma merkezinden yaklaşırsak tabii ki böyle bir ikilem arasında kalabilirsiniz. Ama tek başına bir bağlantısı yok, onu söylemek istiyorum. Ceren Hanım. Ah Ayla Hanım, merhaba. Geçen hafta programda davranış problemi değiştirmek için evet videolarımı izleyin önerimiz olmuştu ve sonuç olarak olumlama yaptım. Gülmek sana ne kadar yakışıyor dedi. Bir şey yaradı, çok sağ ol. Bazen böyle olur. İşte ittiysiniz, benim çok hoşuma gidiyor ama her zaman tabii ki hani bu telkinler işte buradaki ya hocam işte şöyle problemimiz var, davranış problemi nasıl çözeceğiz? İşte ben anlatıyorum. Her zaman işe yaramaz. Bunu hep söylüyorum. Çünkü davranış problemini çözmek gerçekten hani bazen daha doğrusu uzaktan çocuğu görmeden hani akıl yürütmek zor iştir. Artı bunu ebeveynin yapması, yetişkinin yapması da gene farklı güçlükleri barındırır. Yani hafife alınacak bir iş değildir ama özellikle yani sizin sorunuzda olduğu gibi daha yüzeysel problemlerde hani bize göre size çok çektirmiştir belki ama bu davranış problemi daha yüzeysel problemlerde evet bunları başarabiliyoruz. Bütün bunları hani başaramasak bile ne yapmamız gerektiği konusunda fikir sahibi oluyoruz. Her şeyden önce çözülebileceği konusunda bir kanaat oluşmuş oluyor ki en çok bunu uyandırmak istiyorum. Davranış problemiyle ilgili siz başarılı olmuşsunuz. Ne mutlu bana. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Yaşıtlarımdan geri kaldığı için de Ceren Hanım özel eğitimde aldırıyorum. Çok iyi yapıyorsunuz. Dedim ya yani konuşmanın yanı sıra diğer otizm belirtileri az ya da çok var. Zaten yaş olarak düşündüğümüzde hani, her ne kadar tanı konsa da doktorunuz bu konuyu ne kadar açıkladı bilmiyorum ama hani risk grubu bizim için daha. Çünkü hani erken çocukluk sürecinde olduğu için çocuğunuz 3 yaşından sonra yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. O anlamda önemli olan şey çocukta bir takım becerilerde desteğe ihtiyacının olduğunu belirlenmesi ve onun desteklenmeye çalışılması önemli. Süreci takibinde zaman bize ne gösterecek onu göreceğiz ama erken tedbir almak her zaman diyoruz erken tedbir almak birçok süreci olumlu yönde seyrettirecektir. O anlamda iyi yapıyorsunuz. Özel eğitim aldırıyorsunuz. Çok çok iyi yapıyorsunuz. Zaten konuşma hani çıktı olarak başlamış. İfadeye başlamış çocuğunuz. Siz de eğer izlemediyseniz yabancı gelmediniz bana ama hani daha önce takip ettiğiniz için belki tekrara gelecektir. Ders Özel Eğitim YouTube kanalındaki otizm çocuklarımıza dil konuşma iletişim becerilerinin desteklenmesiyle ilgili videoları Oynatma sitesinden toplu şekilde bulursunuz. Mutlaka izleyin. Olur mu? Eğer tavsiye etmediysem ya da yeni katıldıysanız size çok katkısı olacaktır. Ebeveyni olarak, anne baba olarak. Evet. Hocam merhaba. 4 yaşında bir oğlum var. Kendiliğinden okumayı söktü. Evet. 1,5 aydır kreşe gidiyor. Sosyal uyum sorunu ve dil gecikmesi sebebiyle psikiyatriye götürdük. Tanı almadı, özel eğitime başladı 1 aydır. Şimdi şu bahsettiğiniz şey hiperleksi işte. Ya bu kadar kolay mı hiperleksi? Bakın hiperleksi için ön koşul. Tekrar adını hani sözcük anlamına sürekli hatırlatmakta fayda var. Hiper biliyorsunuz hani ileri ultra büyük anlamında kullanılır. Efendim Latince'de leksi okuma demek yine ileri düzey okuma yaşıtlarına göre erken düzeyde okuma ileri düzey okuma becerisi olarak zaten tanı karşılığı budur. Onun dışında biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi sosyal uyum becerileri başta olmak üzere bu dönem içerisinde bu 2-6 yaş 2-6 yaş içerisinde bir takım efendim problemleri getirir. Ama tanı koymak için esas noktamız çocuğumuzun erken okuma yaşıtlarından önce okuma ve destek almadan okuma. Bakın burası çok önemli çünkü bazen ya olur mu hocam çocuk küçük zaten destek versek ne olacak?
Olabiliyor bazen. Yani çocuk hani tam okuma sürecini tam kavramasa da çocukta hani bir takım işte harfler oluşuyor. İşte bazı heceleri ya da bazı kelimeleri çocuk ezberleyebiliyor vesaire. Zaten hani günümüz teknolojik altyapısında daha çok karşılaşıyor. Videolarda vesairelerde her yerde çocuk harf görüyor, hece görüyor vesaire. Dolayısıyla o hani farklı bir şey zaten o genelde okumayla sonuçlanmıyor. Hani çocuk orada bir altyapı oluşturuyor belki biraz. O başka bir şey. Desteksiz olması önemli. Efendim kriterimiz bu. Size de öyle olmuş. Sosyal uyum sorunu, dil gecikmesi. Evet. Ebe aşkıyla hesap adımız. Dolayısıyla lütfen siz de bana ulaşın. Biraz önce güzel, çok iyi takip eden bir aile üyemiz hiperleksiyle ilgili çalışma yapacaktınız. Ne oldu diye sordu. Ben de yakında başlıyoruz demiştim. O anlamda eğer izlemediyseniz Dersimiz Özel Eğitim YouTube kanalındaki hiperleksi videolarına bir göz atmanızı istiyorum. Oynatma listesinde tıkladığınızda bulacaksınız. Toplu şekilde çok detaylı anlattım. 4 videomuz var. Bir tanesi canlı yayın, Instagram yayını röportajı. Sevgili Hasan hocamla beraber yaptığımız bir yayın idi. Orada hani daha detaylı 1,5 saat civarında falandı. Anlattığım bir video, kısa videolarda var. Ona bir göz atın ama şu yazdıklarınıza göre evet hiperleksi diyebiliyoruz. Dolayısıyla yakında hiperleksi ile ilgili özel çalışmalar yapacağız. Yani özel eğitimci olarak bakın, yani hiperleksi dediğim gibi bir net tanı dönemi tanı olmadığı için, tanı grubu olmadığı için, bir dönem olduğu için hem bu süreçte yani kafa yoran uzmanlar efendim doktorlar, çocuk psikiyatrları hani çok şey yapılmıyor. Yani hiperleksi sonuçta hani bir dönem ve geçecek, çocuk için bir özellik, işte erken okumuş, işte sosyalleştirelim vesaire yapalım anlamında. Ki özel eğitim içerisinde çok hani nasıl anlatayım, çok dillendirilen, çok işte özel çalışma yapılan bir süreç değil. O anlamda arada bir boşlukta kalan bir süreç. Benim ilgim daha farklı bu konuya. Çok kafa yordum ve hani ben buradan hiperleştirdikçe o kadar çok kişinin başına geldiğini diyeyim, anne babanın başına geldiğini, çocuğun başına geldiğinde görüyorum. Dolayısıyla öncesinde de biliyordum ama hani bu diyaloglarla, bu anonslarla, sosyal medya aracılığıyla ben hiperleksiden bahsettikçe daha çok insanın, hele hele videoları çektikçe, çünkü o videolar çok az olduğu için bu konuyla ilgili yayın, o anlamda hani hiperleksi yazdığınızda sosyal medya, YouTube'a ben çıkıyorumdur. Muhtemelen çıkanlardan biriyimdir en azından. Öyle söyleyeyim. Önemli bir süreç. Lütfen siz de özelden bir DM'den bir merhaba deyin bana, olur mu? Çünkü şöyle oluyor. Neden bunu diyorum? Hani hiperleksi konusuyla ilgili hani bir liste oluşturmaya çalışıyorum. O ailelerimizi bir derleyip toparlama anlamında. O anlamda sizle de tanışmış oluruz. Gene detayları yazarsanız da konuşuruz efendim. Diyet öneriyor musunuz? Diyet işi şöyle. Bu beslenme, diyet konusunda uzmanları dinlemekte fayda var. Metabolizma uzmanlarını, diyetisyenleri dinlemekte fayda var. Bununla ilgili de gene bizim çalışmamız olmuştu. Çok değerli, benim yıllardır tanıdığım bir ailem, bir velim var. Tabiri caizse o anlamda çocuğuyla yıllarca çalıştığım bir ailem var. Diyetisyen, otizmli evladı olan sevgili Gülçin Hanım'a buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onunla bununla ilgili 2 yayın yaptık biz. Dolayısıyla o 2 yayını da gene YouTube kanalında bulacaksınız. Otizm başlığı altında otizm beslenme de açmış olabiliriz ama ondan çok emin değilim. Oynatma listesi olarak orada göreceksiniz. Otizm ve diyet konusunda bir diyetisyen olarak fikirleri nedir? Bir anne olarak neler yaptı her şeyden önce? Çünkü ergenlik çağında da bir evladı var. Çok tecrübeli bir annemiz.
O artık yine burada yaptığımız yine detaylı bir yayın var otizm ve beslenme ile ilgili. Sadece diyet değil, genel beslenme alışkanlıkla ilgili neler yapabiliriz? O konuyu da çok detaylı bir şekilde açıkladık. Lütfen o videoları da siz de dersimiz özel eğitim YouTube kanalından mutlaka izleyin. Olur mu? Şimdi dediğim gibi ne öneriyorsunuz diye sorduğunuzda ben burada hani şey oluyor burada hani ben kendi adıma sınırlarım içinde kalmışımdır. Hep özel eğitimci kimliğimle işin eğitim boyutunda kalmaya, işin tıbbi boyutuna, tedavi boyutuna hep işin uzmanlarına bırakma eğiliminde olmuşumdur. Fikir veren eğitimciler olabilir, araştırmaları olabilir, saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi hazır bu alanda uzmanlık gerektiren bir alanda beslenme, diyet konusunda uzmanlar varken onların fikirleri daha önemlidir ki size zaten adreste gösterdim. Hani gerçekten bir de hani otizmli evladı olan bir diyetisyenle yaptığımız yayınları lütfen izleyin derim. Orada çok net fikirleriniz olacaktır. Ben kendi adıma hani gözlemlerimi sorarsanız 25 yılda ne gördüm? Şöyle bir şey var bakın genelde araştırma yaptığınızda şunları göreceksiniz. Biraz daha açayım hani asla geçiştirmek istemem. Hele böyle önemli bir konuyu ya çok fayda gördük diyenleri göreceksiniz. Hiç fayda görmedik diyenleri göreceksiniz. Şimdi ikisi de çok net olmayabilir. Ben hani bu tip yaklaşımlar ya diyet yaptık işte eğitim aldık. İşte ergoterapi diğer destekleri aldık. İşte hareket eğitimi vesaire vesaire. Otizmde hani tabiri caizse tüm tuşlara bastık. Diyet de yaptık. Ya orada hani ya diyet çok işe yaradı. Tek başına bunu anlayabilir miyiz? Biraz zordu. Öyle olan şey yapılan çalışmalar işe yaradı. Yapılan destekler işe yaradığı çıkarabiliriz biz. Ya diyet yapmadık. Bunların hepsini yaptık. Biz de geliştik. Lerde var. O anlamda dediğim gibi yani net sağlıklı aslında benim dünyamda bu konuda çok böyle net. Evet bir takım araştırmalar var ama hani nötr araştırmalar da var işin ilginci. Genelde hani bu diyeti destekleyenler olumlu araştırmaları hani ön plana çıkartırlar ama nötr olduğunu yani diyetle bu sürecin direkt ilişkili olmadığını gösteren araştırmalar da var. Dolayısıyla bakın bilim böyle bir şey işte. Bilimsel bulguyla konuşabilirsiniz. O anlamda bu bilim adamlarının daha uğraşması gereken bir konu. Ama kendi gözlemlerimi de anlattım size. O anlamda şöyle bir şey var. Ben hep şunu diyorum. Bu tip yaklaşımları yapalım mı? Ya diyet yapalım mı? İşte şu terapiyi alalım mı? Hep şunu diyorum. Eğitimini aksatmadığımız sürece ve çocuğumuza zararlı olmadığını kanaat getirdikten sonra, araştırdıktan sonra bu size kalıyor. Bu size kalıyor. Ama hani bazı diyetler var gerçekten çok sert. O diyet çocuk diyete başladıktan sonra veya başlamadan önceki çocuğun hani duygusal sosyal gelişimi sıkıntıya uğrayabiliyor. Uğrayan çocuklar var onu da biliyorum. Ya da çocuk hani bir ket vurabiliyor, eğitime bir ket vurabiliyor. Çünkü hani beslenme dediğimiz şey eğitim için çok önemli. Çocuğun sağlıklı beslenmesi çok önemli. O yüzden bu konunun uzmanlarını iyi dinlemek lazım ama her iki tarafı da. Çünkü olumlu ve olumsuz hani görüşleri göreceksiniz. Ben dediğim gibi size çok net bir adres gösteriyorum. Hem otizmli evladı olan hem tecrübeli iyi bir diyetisyen. Sevgili Gülşen Hanım'la yaptığımız otizm beslenme, otizm ve diyet iki tane yayınımız var. Bir tanesi uzun canlı yayındır. Bu şekilde yaptığımız o anlamda o ikisini de izleyin olur mu? O size çok büyük katkı verecektir diyor. Evet. Onun dışında bakalım efendim. Nerede kalmışız? Hocam merhaba. Bunu okudum, pardon. Devam etmişsiniz. Bu hiperlik ile ilgili bir aydır biraz daha gelişmeye başladı sanki. Tekerleme söylüyor, sorulara hayır gibi cevaplar veriyor. Hayır bunu istiyorum ya da istemiyorum diyor.
Her şeyi anlıyor, göz teması sınırlıydı, artmaya başladı. Okul öncesi eğitim çok önemli İperlek işte. Çok 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 önemli. Tek başına yetebilir, yetmeyebilir. Ekstra destekler gerekebilir. Yani sağlıklı bir gelişim için çocuğumuzun yaşıtlarıyla paralel gelişip 6 yaşından sonra hani ya normale yakın oluyormuş zaten. Hani 6 yaşında zaten eşitleniyormuş. Pardon daha net bir ifade kullanayım. Ama o arada geçen zaman hani boş kalması ilerleyen süreçte çocuğun gelişimiyle ilgili birey olarak yetişkinliğinde hani en az özellikle sosyal gelişim açısından, sosyal uyum açısından en az hasarla atlatması adına o süreci iyi yönetmek gerekiyor. Evet, DM'den yazın bana olur mu? Sizden listeyi alalım tabiri caizse. Evet, özel eğitime yeni başlayan bir öğretmen olarak öğrenme güçlüğü ve öfke kontrolü. Özür dilerim, şurada bir beyazlık geldi. Yazı da beyaz olunca zorlandım. Şimdi bakıyorum. Evet, beyaz giydiğinde başıma geliyor. Yeni başlayan bir öğretmen olarak öğrenme güçlüğü ve öfke kontrol sorunu olan daha ileriki yaşlardaki öğrenciler için tavsiyeleriniz nelerdir? Şöyle ileriki yaşlardan kastımız hani öğretmen olduğu için ortaokul düzeyi civarı değil mi? Hani ergenlik onları kastediyorsunuz yoksa daha ileriki yaşları mı kastediyoruz? Ben ergenlik olarak düşündüm sanki. Öfke kontrol sorunu olan daha ileriki yaşta öğrenciler için tavsiyeniz nelerdir? Evet, şimdi öğrenme güçlüğü sayın hocam, özel eğitime yeni başlayan, şimdi öğrenme güçlüğüyle ilgili herhangi bir soru geldiğinde, konusu geçtiğinde hep şunu soruyorum. Bu konuda hani çalışan uzmanlar da artık irdelemeye başladılar. Şimdi öğrenme güçlüğü ise gerçekten öğrenme güçlüğü ise. Çünkü öğrenme güçlüğü de hani otizm gibi hani bir şey olmaya başladı. Hani işte şu becerilerde eksikliği var. Yaşlarından biraz geri. İşte genel görüntüsü çocuğun hani yaşıtlarıyla paralel ama işte akademik olarak geri bu öğrenme güçlüğüdür deniyor. Ve çok öyle de hani heyet raporları olsun. İşte RAM yönlendirmesi olsun. Çocukta öğrenme güçlüğü hani süreci başlatılıyor ama yani bu kadar aslında çok olması ortalamanın biraz üzerinde bizde Türkiye'de dünyaya göre öyle söyleyeyim ben çünkü bu tanıda bir yorum var yani özellikle hafif düzey zihinsel yetersizliği olarak ya da bizim donuk zeka dediğimiz yani hafif düzey ile normal tipik gelişim arasında kalan çocuklarda eski bir tabirdir bu. Hani kaba olabilir tabir ama donuk zeka olarak nitelendirilen düzeyde olan çocuklarda, tipik gelişime çok yakın olan çocuklarda, akademik becerilerde problemler çıktığında ki okul süreciyle oluyor genelde bu ilkokula başladığında süreç başlıyor öğrenme güçlüğü için. Hani öğrenme güçlüğü tanısı konuyor. İfadeler böyle oluyor ama dediğim gibi zihinsel yetersizliği çıkabiliyor çocukta. Çünkü öğrenme güçlüğü bir zihinsel yetersizlik türü değil. Özellikle ya ne demek istiyorsunuz dediğinde biraz daha açıklama yapayım. Öğrenme güçlüğü biliyorsunuz sözel ve sayısal olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bir de disgrafi, işin grafi yazı boyutu var. Sözel yetersizlik olduğunda çocuğumuz disleksi diyoruz. Matematik, sayısal becerilerde yetersizlik olduğunda biz kalkül diyoruz. Dolayısıyla çocuğun bütün becerilerini yetersiz olarak görmüyoruz. Bir beceri alanında yetersizlik görüyoruz. Diğer beceri alanının normale yakın, bazen normal üstü de yaşıtlarına göre olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani ya matematik becerileri de zayıf, işte okuma sözel becerileri de zayıf efendim vesaire öğrenme güç bu olmaz. O zaman zaten biz ona zihinsel yetersizlik kapsamında inceliyoruz. O ayrımı hissettirmek istedim. Hazır öğrenme güçlüğü konusu açılmışken öfke kontrol sorunu şimdi şöyle öfke kontrol sorunu özellikle ergenlik için düşündüğümüzde
Zaten tipik gelişimde de her ergenlik sürecine giren çocuklarımızda baş edilmesi gereken bir durum. Ama çocuk yetersizliği hissettiği alanda, daha doğrusu yetersizliği bir alanda yetersizliği bildiği için hiç alakası olmayan, mesela sosyal becerilerde, yani sosyal hayatla ilgili bir problemde bile bunu, hani öfke problemi yaşayabilir, öfke kontrol problemi yaşayabilir, ona transfer olur. Dolayısıyla ben burada hep şunu diyorum, öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği partili vakalarında çoğu kimsenin söylemediği bir şeyi söylüyorum ben. Çocuğun özgüven düzeyi çok önemli. Yani düşük benlik saygısı diye psikolojik olarak, psikolojik terim olarak ifade ettiğimiz özgüven duygusu çok önemli. Eğer çocuk, çünkü şöyle bir şey var. Yetersizliğinin farkında bu çocuklar. Hem depriler için, dikkat eksikliği hiperaktivite için, hem de öğrenme güçlüğü için çocuk yetersiz olduğu konuyu biliyor, alanı biliyor, beceriyi biliyor. Dolayısıyla o onda bir özgüven problemi yaratıyor. Bu özgüven problemi de gene aynı şekilde öfke problemleriyle, hani ben yapamam edemem duygusu olarak da çıkıyor. Bir de bu işte öfke kontrolüyle ilgili sıkıntılar da yaratıyor. Dolayısıyla çocuğun özgüven duygusunu biraz yönetmek gerekiyor. Çocuğun başarılı olabileceği alanları ona göstermek gerekiyor. Uzun bir süreçtir bu. Sen yaparsınla geçiştirilebilecek bir iş değildir. Özgüvenle ilgili gene detaylı bilgi almak isterseniz YouTube kanalında öğrenme güçlüğü oynatma listesinde özgüvenle ilgili videoları göreceksiniz diyorum ben. O yüzden hani biraz çocuğun o duygusal özelliklerine, özgüven tarafına, düşük benlik saygısı tarafına bakmamız gerekiyor. Onunla bağlantılı olur. Onun dışında zaten gene çocuk psikiyatrların devreye girmesi gereken bir süreç. İşin psikiyatrik doneleri hayli fazla tabii ki. Hocam, otizm ve gelişim geriliği. Tanımlar arasındaki fark nedir? Benim oğlum otizm deyince hemen bir ön yargı oluyor. Sebebini anlayamıyorum. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Hocam, otizm ve gelişim geriliği tanımlar arasında, evet. Tamam. Benim oğlum otizm deyince hemen bir ön yargı oluyor. Karşı taraf, üçüncü kişilerle çocuğunuzun otizmli olduğunu söylediğinizde hemen bir ön yargı oluşuyor. Ama gelişim geriliği olsa hani daha böyle şey mi karşılanıyor? Algılar. Şöyle, maalesef bunu birçok alanda yaşıyoruz. Bu konuda da yaşıyoruz. Bakın, temel farklar. Otizm ve gelişim geriliği videosu var. Otizm içerisinde YouTube'da bulursunuz. Dersin Özel Eğitim YouTube kanalında. Onu geçtim. Kısaca sorduğunuz için anlatmam gerekirse, bakın, gelişim geriliği dediğimiz şey, mesela biraz önce öğrenme güçlüğü ve zihinsel yetersizlikle bahsettik. İkisinin karıştırılabildiğini söyledik. Bu otizm ve gelişim geriliği için de geçerli oluyor. Şöyle, çocuğun gelişim geriliği dediğimiz şey, gelişimin alanları var değil mi? İşte dil konuşma nedir? İşte ince motor, kaba motor beceriler. Motor beceriler yani. İkiye ayrılsa da. Onun dışında sosyal uyum becerileri, işte bilişsel beceriler, zihinsel beceriler diye ifade ettiğimiz beceri alanlarımız var bizim değil mi? Bu beceri alanlarından bir ya da birkaçında gelişimsel bir sapma bekliyoruz. Gelişim geriliğinde. Gelişimsel bir sapma bekliyoruz. Mesela motor beceriler konusunda bir sapma olabilir. Zihinsel beceriler konusunda sapma olabilir. Birden fazla alanda bir sapma olabilir. Ne zaman olur bu? 0-6 yaş diye ifade ettiğimiz çocukluk dönemi için konuşuyoruz bunu. Hani 8 yaşında, 9 yaşında, 7 yaşında gelişim geriliği demiyoruz bakın. Hani ilk dönem, ilk çocukluk dönemi diyelim. Hani ilk çocuk dönemi 0-3 ama hani biz bunu 0-6 yaş olarak diyelim. Bu dönemde hani başka net bulgular yoksa, mesela otizm belirtileri yok çocukta. Nedir? Ama işte yapılan değerlendirme ölçeklerinde, testlerde
yaşıtlarına, tipik gelişime göre bir takım farklılıklar ortaya çıkıyor. Bunu biz gelişim geriliği olarak ifade ediyoruz. Gelişim geriliği özellikle zihinsel, bilişsel becerilerde ortaya çıktığında ilerleyen dönemde 6 yaşına kalmadan iyi bir değerlendirme süreci geçiriyorsa çocuk, iyi bir takip süreci geçiriyorsa çocuk, hem eğitsel hem psikiyatrik açıdan geçiriyorsa çocuk, çocukta zihinsel gelişimde problemler olabileceği ve zihinsel yetersizlik tanısıyla sürecin devam edebileceğini öngörebiliyoruz. Onun dışında bakın işte göz kontağı vesaire, bakın hiç hani otizmin o tipik belirtilerinden işte kanat çıtma, bunlardan hiç bahsetmiyorum. Dikkat edin. Otizmin kendine has belirtileri var. Otizm olması için, çocuğun otizmli olabilmesi için bir takım net belirtiler var. O net belirtileri ya şey oluyor, evet. Yani özellikle ilk tanı döneminde çok karşılaşıyoruz. Yani çocuk işte 1,5-2 yaşında bir farklılık olduğunu aile seziyor. İlgili hekime gidiyor. Hekim ilk değerlendirmesinde çocukta evet gelişimsel olarak bir farklılık görüyor. Ama adına tam otizm diyemeyebiliyor. Otizm belirtileri henüz gerçekleşmemiş olabiliyor. %30'u, %30 civarında zaten biz şeyi görüyoruz. %20 ile 30 arasındaydı yanılmıyorsam. Regresif otizm dediğimiz bir şeyi görüyoruz. Yani 2 yaşına kadar normale yakın 2 yaşında otizm belirtileri ortaya çıkıyor vesaire. Dolayısıyla bütün böyle handikaplar var iken o anlamda tanı sapmaları diyelim olabiliyor, bir süre oluyor. Yani çocuğa gelişim geriliği diyor 2 yaşında diyelim. 2,5-3'lerde otizmin o küt özellikleri, küt belirtileri ortaya çıkmış çocukta o gelişim geriliği hop otizm oluyor, olabiliyor. Yani bunlar oluyor. Bunları çok yaşıyoruz. Dolayısıyla bazen böyle karışıyor bu işler. O anlamda tekrar söylüyorum. Dersimiz Özel Eğitim YouTube kanalında işte gelişim geriliği mi, otizm mi, otizm mi, gelişim geriliği mi başlığında gene otizm videolar içerisinde oynatma listesinden otizmi seçtiğinizde orada göreceksiniz. O videoyu da izlemenizi öneririm efendim. Güzel bir soruydu. Teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuştur. Hocam, bizim çocuk 4 yaşında otizm tanısı aldı, konuşmuyor ama bazen bize konuşmuyor ama bazen bize bir kalem diyoruz, Dilek o kalem söylüyor ama sonra hiç söylemiyor. Evet, işte otizm. İsteğe bağlı konuşma, tercihli konuşma, tercihli iletişim. Anlatayım efendim. Aslında bu sadece işin iletişim ve konuşma boyutunda değil, otizmli çocuklarımızda birçok beceri, birçok gelişim alanında gördüğümüz bir problem. Yani işte tercihli beceri paylaşımı, tercihli beceri icrası. Ya bir beceriyi bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Biraz önce bahsettik başta bir işte bakıyordu, şimdi bakmıyor, göz kontağı kurmuyor. Bunların hepsi işte tercihli. Yani bazen isterse işte bakıyor, bazen isterse bakmıyor. Bu iletişimde, konuşmada daha zirve yapıyor. Birçok otizm çocuğumuzda biz buna isteğe bağlı konuşma, tercihli iletişim diyoruz. Benim de çok üzerine durduğum bir konudur biliyor musunuz? Yani hani tonlarca video çektim desem yeridir. Dersin özel eğitim, dil konuşma otizm, otizmde dil konuşma, iletişim videoları oynatma listesinde bunu göreceksiniz. İsteğe bağlı konuşma, tercihli iletişim, nasıl baş edebiliriz? O ara ara çıkan konuşmayı nasıl geneleyebiliriz? Bol miktarda göreceksiniz. Burada bol miktarda cevapladığım sorular içerisinde de hani eski yayınlarıma baksanız hem YouTube'dan hem buradan bakabilirsiniz. Mutlaka yani bir yayına baksanız ya bir ya da iki soru mutlaka göreceksiniz. Dolayısıyla biz bunu yaşıyoruz. Evet, bunu genelletmek durumundayız. Her zamana efendim aksettirmek durumundayız. Dolayısıyla burada hani kısaca ne söylersiniz, ne yapacağız hocam? Her zaman söylemesini istiyorsak her zaman talep edeceğiz. Çünkü hep şunu söylerim, otizm tanı risk grubundaki bir çocukta konuşmanın birinci aşaması talep oluşturmadır. Yani çocuğun konuşması için bir gerekçe ortaya çıkarmanız gerekir, bir talep
de bulunmanız gerekir. Ben buna dilekçe yazma döneminde diyorum. Dolayısıyla hani bir kamu kuruluşuna dilekçe yazarız ya, şu şunların yapılması işte efendim istiyorum şeklinde. Çocuğumuza da aslında böyle bir dilekçe yazıyoruz biz. Yani bunu söylemsel değil davranışsal olarak yapıyoruz ve yani onun cevaplamayacağını bilsek bile ondan cevap istiyoruz. Bir süre bekliyoruz. Bunun dozunu ayarlamaya çalışıyoruz vesaire. Bunları söyleyebilirim. Detayları bahsettiğim videolarda bol bol bulacaksınız. Önemli bir konudur. Çok kafa yorduğum bir konudur. Gene çok dikkat edilmez bu süreçler ama çok önemlidir. Otizm çocuklarda tercihli beceri paylaşımı, tercihli iletişim, tercihli isteğe bağlı konuşma çok üzerine durduğum bir konudur benim. Evet, onun dışında iyi akşamlar Cina Hanım, iyi akşamlar, iyi akşamlar diliyorum size. Evet. Evet, ergenlik dönemi hocam. Umarım anlatabilmişimdir. O özgüven çok önemli, düşük benlik saygısı, öfke kontrolünde yani ne alakası var diye düşündüğümde direkt akla gelmez ama dediğim gibi çocuk özgüvenini yeterli görmediğinde bir takım yani bir şey yapamazsanız yapamadığınız şeylerde, yapamadığınız konularda başarılı olamadığımız alanlarda başaramazsak bir öfke durumumuz olur. Sadece bundan olur demiyorum. Bu da önemli bir durumdur. Öfke meselesi için o anlamda bu konuya da bir dikkat çekmek gerekiyor. Rica ederim ne demek? Evet, ekranım dondu yine. Şöyle nazikçe bir düzeltelim efendim. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Buradan umarım kaçırmamışımdır çünkü bir gitti. Durun bakalım şöyle bir kapandı çünkü şuradan bıraktığımız soru kalmasın efendim. Evet, şöyle bir saracağım. Hocam soru atladığınızı görmek istemiyorum. Evet, şöyle baştan tarayarak gidelim efendim. Hemen. Evet, erectus. Otizm ya da diğer gereksinimli bireylere karşı iletişim ve temas nasıl olmalı? Evet, ilk iletişim ve temas nasıl olmalı? İlk iletişim ve temas. Yani bizim toplum olarak biraz yetersiz olduğumuz bir soruyu, çok güzel bir soru sordunuz. Yetersiz olduğumuz bir soruyu sordunuz. Şöyle bir şey var. Şimdi özellikle dışarıdaki üçüncü kişiler için soruyorsunuz, değil mi? Yani işin içinde anne baba olarak, ebeveyn olarak, eğitimci olarak sürecin içinde insanlar değil, dışarıdaki üçüncü kişiler için soruyorsunuz. Öyle anlıyorum ben. Dolayısıyla toplum olarak biraz sınıfta kaldığımız bir konu. Yani hani farklılıklara saygı diyoruz ya, hani farklılığı hissettirmeme ama saygı duyma. Şimdi farklı bir çocuk gördüğümüzde zaten otizm ya da özel gereksinim çocuklar demişsiniz. Bütün özel çocuklar için aslında genellemişsiniz. Farklı bir çocuk gördüğümüzde. Şimdi ya ben bir şey demedim. Olur. Mesela bazen. Ama şunu demek istiyorum. Jest mimiklerimizden itibaren ya bir şey dememiştir mesela. Bir üçüncü kişi gelmiştir. Farklı özellik gösteren, farklı gereksinim gösteren özel bir birey, çocukla karşılaşmıştır. Çocuksa daha çok hani yanındaki ebeveyni nin hassasiyetini çok gözetmeden işte hiçbir şey demese bile bir yapacağı bir jest, mimik hareketi hani çocuğa bir hani farklı bakış, bir hayret, şaşırma ki aynı zamanda hani çocuk da bunu çok güzel anlayabilir. Dolayısıyla bunu hissettirdiğinde burada bir yanlışlık var. Yani bu baştan zaten hani süreç hani sakat tabiri caizse eksik başlıyor. Eksik başlıyor iletişim açısından. Üçüncü kişi açısından eksik başlıyor. Yani mümkün olduğu kadar. Çünkü siz yani kendiniz açısından da düşünebilirsiniz.
Hani özel bireylerin dışında mesela işte nedir farklı bir kıyafet giyersiniz, işte topluma çıkarsınız, sosyal hayatın içine karışırsınız. İşte insanların farklı bakışları. O bakışlar. Ah o bakışlar yok mu o bakışlar? Gerçekten hani ya ne oluyoruz yaşarsınız mesela. Değil mi? Yani bir şey mi yaptım olursunuz. Bir rahatsızlık hissedersiniz bir süre sonra. İşte ailelerde özel çocuğu olan aileler ya da özel çocuklar için bu tarz bir iletişim gerçekten rahatsız edici. Yani özellikle çocuğun işte huzursuz olduğu ortamlarda, kalabalık ortamlarda çocuğun ağlaması, işte bir takım problem davranışlarının ortaya çıkması, kendini yaratması, yani orada işte aileye bir takım tavsiyelerde bulunulması, üçüncü kişiler tarafından vesaire, bir de onlar var, tavsiye kısmı var. Niye ağlıyor? Kaldırsana. İşte efendim, nedir? Ya bu konuda kısa bir anekdotum ver benim. Yıllar yıllar önce öğrenciyim. Öğrencilik döneminde özellikle bizim dönemimizde şu anda da var ama şu anda biraz bu gölge öğretmenlik çok hoşlanmıyorum bu tabirden ama kolaylaştırıcı kişi işte gölge abi gölge ablalık olarak devam ediyor. Bizim dönemimizde daha farklıydı. Zaten hani özel eğitimciyi çok bulamadığınız bir dönem. Hani bu alanla ilgili çalışan birini bulamadığınız bir dönem. Hani açıkçası dönemde biz işte öğrenciyken, üniversite öğrenci ikinci sınıftayken ben mesela nedir? İşte bizde abilik ablalık olarak geçerdi. Programları vardı. İşte üniversiteye, fakülteye başvururdu aileler. İşte çocuğumla zaman geçirecek, işte boş zamanlarında zaman geçirecek, işte onu destekleyebilecek. Hani alanda okuyan insanlardan, öğrencilerden faydalanma süreci olurdu. Dolayısıyla böyle bir çalışma esnasında çocuğu alacağım anaokulundan işte evine kadar gideceğiz. 3-5 dakikalık işte bir toplu taşıma serüvenimiz var. Çocuğumuz kalabalıkta işte minibüste gidiyoruz vesaire dolmuşta gidiyoruz. Kısa bir zaman işte 3-5 dakika sürüyor. 3-5 duraklık bir mesafe ama kalabalıkta rahatsız oldu. İşte bağırmaya başladı, ağlamaya başladı vesaire. Hiç unutmuyorum. Bakın yıllar yıllar öncesinden bahsediyorum. Kaldı mı kalıyor işte. O anlamda o ailelere gerçekten hani hak vermemiz gerekiyor. Tabii benimki birazcık daha mizahi bir şey. Ön tarafta hemen bir önümde oturan bir yaşlı teyze ve yaşlı amca vardı. Yaşlı teyze arkaya doğru döndü. Bu çocuk niye ağlıyor? Bu çocuk seni tanımıyor. Kaçırıyor musun çocuğu falan gibi bir ifadede bulundu. Yaşlı amca döndü. Çok çocuk hırsızla benzemiyor ama zaman kötü şeklinde bir ifadede bulunmuştu. Unutmuyorum. Üçüncü kişiler işte bu durumda yani ailenin çocuğunu sosyal temasla buluşturmak istediği anları hani tabiri caiz zehir etmeyin ya. Ya zehir etmeyin. Ya her türlü farklılığa karşı saygı duyun. Ya giyim konusunda, kıyafet konusunda, dans konusunda, küpe takmış takmamış vesaire. Hani bakın nereden nereye. Yani farklı olan her şeyi yadırgamayalım. Farklı gelişen bireyleri, farklı gelişen çocukları yadırgamayalım. Yani ya yok işte o canım falan. Ama işte kaşımızla, gözümüzle o yapacağımız hal, hareket vesaire ya da sözel olarak ağzımızdan çıkacak çok iyi niyetli aslında kurulmuş cümlelerin karşı tarafa nasıl gideceğini iyi düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz bunları bir açsak daha farklı olacağız. Çocuklarımız daha çok hayatın içerisine girecekler biliyorum. Evet girmeye başladılar. Evet eskiye göre inanın çok 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 iyiyiz. Yeterli mi? Değiliz. Bir sürü sıkıntı yaşanıyor. Ayrı mesele. Ama bu temaslardaki bu durumları aşmamız gerekiyor bizim. Ancak bunları söyleyebilirim. Onun dışında göz teması, adına seslenme gibi durumlar olmadığında nasıl yaklaşmalıyız? Burada da hani farklı görüşler var. Şöyle yani işte göz teması kurmadığında
İşte çocuğu zorla göz işte çenesinden tutup sakın baktırmayın. Aman işte yok çocuğun insan hakları yok. Ya abartan görüşler var. Bunu çok abartılı yapanlar var. İkisi de yanlış. İkisi de yanlış. Dolayısıyla bizim bakın özel eğitimde kullandığımız eğitim metotlarımızda destek sistemlerimiz var. Yardım sistemlerimiz var. Ne var? İşte sözel yardım var. Çocuk bir şeyi tam ifade edemediğinde onu düzeltme ya da nedir bir şeyi yaptırırken sözel destek, sözel yardım adı üzerinde sözcüklerle destek olma var. Bir de fiziksel yardım var. Dokunarak çocuğa. İşte nedir? Elini yıkarken çocuğa destek vermek fiziksel yardımdır. Ya da işte başka bir beceri yaparken, işte bir yazı çalışması yaparken, kalem tutmada uygun kalem tutuşu göstermek bir fiziksel yardımdır. Ya da aynı şekilde çocuğumuz sizin de bahsettiğiniz gibi göz teması ya da adına seslenme durumları çocuk tarafından karşılanmadığında, çocuk bu işte komuta uymadığında gene ufak desteklere vermek fiziksel yardımdır. Yani ama şöyle bir şey var. Ya bana bak, bana bak, bana istiyorum ama bu yönerge değil. Yani bununla çocuğu, bunu söylediğinde çocuğun bakmamasını, ya işte bakmıyor, bana bak dediğimde bakmıyor, şey değil, doğru değil, bu da değil. Dolayısıyla yani sözel olarak hani bu da şey değil, sağlıklı değil. Ama bu dengeli yapmamız çok önemli. Yani çocuğumuz göz temasını kaçırdığında, ismiyle seslendiğinizde, onunla bir iletişim kurmak istediğinizde, gözlerine bakmak istediğinizde, çocuğunuz ona tam hazır değilse şöyle ufak bir destek, şu değil bakın, bunu kastetmiyor işte bakın. Yani şey oluyor işte, yani ya işte özel eğitim tukaka oluyor ya bazen, ya işte zorla falan, ya zorla olmaz yani, bu değil işte, bunun bir ayarı var. Diyorum ya ikisi de yanlış diye. Bunun bir ayarı var. Kantarı bir topuzu var. Bunun bir süresi var. Bunun bir tekniği var. Bir sıklığı var. Yardımında bir metodu var. Ya bunu sağlıklı yaptığımızda korkmayın kimseye bir şey olmayacak. Çocuğa da bir şey olmayacak. Tam tersi çocuğumuzun biz beceri öğrenmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ama doğru yapmamız gerekiyor. Çok güzel bir soru sordunuz. Çok teşekkür ediyorum size. Gibi gibi destekler vermek lazım ama bunu mümkün mertebe hani eğitimcimiz de hani ondan destek alarak hani çocuğunuzla çalışan, onu iyi tanıyan eğitimciniz de sürece hakim olduğunu düşünerek söylüyorum bu arada. Destek alarak hani koordineli bir şekilde bunu yapmamız gerekiyor. Onun dışında mesela bu yardımın dışında çocuğumuzu dikkatini çekmek adına bazen ekstra çaba göstermeniz gerekir. Onun çok sevdiği bir takım nesneleri, doneleri, neyse, sesleri, şarkı, müzik ne varsa kullanmamız gerekebilir. Biraz daha yaratıcı olmamız gerekebilir. Bu konuda da hani birazcık çalışmalıyız bence. O anlamda hoşuna giden bir nesneyle yaklaştığımızda, hani o an hani sizinle direkt iletişim kurmak istemesi bile sevdiği bir şeyi İşte yüzünüze yakın tuttuğunuzda ya da sevdiği bir şeyi eline aldığınızda onu işte sesliyse onun sesini çıkardığınızda o anlık ona bakması, bu sürecin pekiştirilmesi, burada mümkünse hani iletişimin güçlendirilmesi, biraz burada hani biraz yaratıcılığa ihtiyaç var gibi gibi enstrümanlar kullanılabilir. Her şeyi anlıyor hemen hemen ama bunu bir türlü alamıyoruz. Ne önerirsiniz? Evet, ne öneririm? İşte diyorum ya yani biraz önce isteğe bağlı konuşmadan tercihli iletişimden bahsettik ki bu göz kontağı meselesi iletişimin içerisinde olan bir şey. Artı bunu ben genelledim bir de yani bütün beceriler için dedim. Yani hatta göz kontağı için de örnek verdim. Bazen bakıyor bazen bakmıyor. İşte efendim, işte isteğe bağlılık, tercihlilik, çıkar amaçlı, yani çıkar amaçlı deyince, bu çıkar deyince bazen şey oluyor, ya ne demek istiyorsun? Ya çıkar amaçlı şudur, çocuğun bir ihtiyacı var, hani bir menfaati var sonuçta.
Dolayısıyla onun için çocuk iletişime giriyor. İşte bakmıyorsa onun için bakıyor. İşte acıktıysa onun için hani size bakıyor, bir şey anlatmaya çalışıyor. Acıktığını anlatmaya çalışıyor. Bununla susadıysa Keyza, bunu kastediyorum. Çıkar amaçlı iletişimden çıkar amaçlı tepki verme, bunu kastediyorum. Dolayısıyla bunlar olur. Bunun hiç, ya bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Ya bazen çıkar üretmemiz gerekir. Yani çocuğumuzun bizimle iletişim kurması için onun hoşuna gidebilir. Biraz önce bahsettim aslında. Sevdiği bir nesne, göz kontağı vesaire. Bunu hani diğer konular için de genelleyebilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekir. Biraz bunları yaratmalıyız. Bir anne baba gözünden baktığımızda neler yapabiliriz düşündüğümüzde biraz bunları arttırmamız gerekiyor. Ve şey yani çocuktan bu ne istiyor isek, becerin adı neyse, bakması, efendim komutları yerine getirmesi, bunu biraz daha tutarlı olmamız gerekiyor. Yani bunu her zamana, yani bizim de hani kararlı olmamız gerekiyor. Gerçekten yani bu hep şey derim ben, bu süreci hani bayinizden ısrarla isteyiniz diye bir slogan vardı yıllar önce. İşte gazeteler bir şeyler verirlerdi. O dönemde öyle bir slogan vardı. İşte şunu almak için işte gazetenizin yanında işte bu verdiğimiz hediyeyi de efendim ısrarla isteyiniz şeklinde olurdu. Yıllar öncesinden bir anekdot kalmış aklımda. Bayinizden bazen ısrarla, çocuğunuzdan ısrarla istemeniz. Israr derken işte bakın burada da hani kantarın topuzu çok önemli. Hani bunun da limitleri var. Hani bunu da dengeli yapmamız gerekiyor. O anlamda bunları belli bir denge içerisinde, ya çünkü hep talebi oluşturmak durumdayız. Her zaman. Konuşma konusunda, bakma konusunda, diğer işte komutları yerine getirme konusunda hep burada bir tutarlılık, kararlı olmamız gerekiyor. Bununla ilgili de çok videomuz var. Hani konu başlıklarını şu an hatırlayalım. Çünkü 230'a yaklaştık. YouTube'daki video sayı. Burada zaten bir sürü var. Kısa kısa ya da bu yayınları tekrarı şeklinde. Orada 230'a yaklaştık. O anlamda otizm oynatma listesi içerisinden şöyle bir göz atın, olur mu? Yani birçok genelleme ile ilgili, anne babaların yapması gerek, iletişimle alakalı, olumlu beklenti oluşturmayla, beceriyi destekleme ile ilgili bir sürü video bulacaksınız. Bunlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Katkısı olacaktır. Aycan Hanım sanıyorum. Evet. Onun dışında hocam merhabalar. Bir saati geçtik. Evet. Arada bir itme, vurma gibi davranışı var. Bu konu nasıl? Şimdi kimin var diyeceğim. Hani çocuğumuzun işte yaşı, cinsiyeti olursa güzel olur. Hani tanıma adına siz anne babasınız herhalde, bebeğinsiniz. Tahmin et. Bak hep tahminler başlıyor burada. Onları da bir yazarsanız mutlu olurum. Çünkü gerçekten yaşını mesela bilmeden tanı yazmamışsınız. Tanı risk. Hani otizm mi diyeceğim. Hani ağırlıklı otizm sorulduğu için burada bakın hep böyle çıkarım yapmam gerekiyor. Çünkü tek başına itme vurması var. Ne yapacağız? Bunun cevabını vermek hani çok zor. Elindeki doğruya çok az, çünkü malzeme çok az. Elindeki verilerle bunun cevabını vermek az. Zaten hep bu konular, davranış problemi konu, çocuğu tanımadan zaten hani gerçekten akıl yürütmek zor. O ayrı bir şey. Davranışı görmüyoruz çünkü. Bizim davranışı, çünkü davranış somut bir olay. O somut olayı görmemiz gerekiyor. Bütün bu dezavantajlara rağmen konuşuyoruz, genellemeler yapıyoruz. En azından ne yapmamamız gerektiğini öğreniyoruz. Zaten yayının başında güzel bir örnekti. Hocam ben izledim videoları, uyguladım, gerçekten işe yaradı diyenleri de görüyoruz. O anlamda şimdi bir kere
videolarımızı, problem davranışları videolarımızı Meryem Hanım dersimiz özel eğitim YouTube kanalı oynatma listesinden buluyoruz. Onları epeyce fazla. Zaman alacak ama yani bakın davranış problemleri gerçekten hani davranış yönetimi zaten yaşıyorsunuz kolay bir hadise değil. İleride yaşayacaklarınız da var. Süreci çok anne baba olarak da temel konular açısından hakim olmamız gerekiyor ki ilerleyen süreçte tekrar söylüyorum en azından ne yapmamamız gerektiğini bilmek adına. Çünkü bazen bunu bilmek de hani birçok şeyi çözme adına katkı veriyor. Bunları izlemenizi isteyeceğim. Onun dışında tabii ki alternatif yöntemler var. Şu da olabilir, bu da olabilir, o da olabilir. İşte bu veriler ışığında söylemek zorunda kalıyorum. Şöyle bir indim var mı? Göremedim. Ekstra bir şey yazdınız mı diye. Dolayısıyla ya bazen görmezden gelmemiz gerekiyor. Hani genel sordunuz, genel cevap vereyim. Ama detayları o videolarda bulacaksınız. Merak etmeyin. Çok detay bulacaksınız. Bazen görmezden gelmemiz gerekiyor. Bütün bunları yapmadan evvel eleştiri tuzağına yetişkin olarak düşmememiz gerekiyor. Neden itiyorsun? Neden vuruyorsun? Bak vurma canı. Bunların hiçbir işe yaramadığını, tam tersi davranışı arttırdığını bilmeniz gerekiyor. Temel olarak. Dolayısıyla bir kere hani dedim ya ne yapmamamız gerektiğini öğrenmemiz önemli diye. Bu da onlardan bir tanesi. Onun dışında bir kere eleştiri tuzağına düşmeyeceğiz. Mümkün mertebe bu davranış çıkmaması için ekstra hani davranışı önleyici tedbirler alacağız. Bize yapıyorsa yetişkin olarak bize yapıyorsa işimiz daha kolay. Yani çocuğun çünkü çok iyi tanıyoruz. Biz nerede hani bize dokunacağını, nerede iteceğini, nerede vuracağını biliyoruz. Mümkünse bu durumlarda eğer yapabiliyor isek çok önemli bir şey. Yani 20 kez gerçekleşen itme vurma davranışı sizin sorunuza göre düşünürsek biz hani belli bir mesafe koyarak bunu ona düşürüyorsak bu çok önemli bir şey. Yani davranışın azalmasına destek vermemiz çok önemli bir şey. Çünkü davranış her başarıya ulaştığında, her yapıldığında bir sonraki dönemde, bir sonraki zamanda ortaya çıkma olasılığını arttırıyoruz. Her başarıya ulaştığında davranış biz bütün çabamıza rağmen hiç istemeden pekiştiriyoruz. Pekişiyor yani. Bizim dışımızda da oluyor, pekişiyor. Dolayısıyla bir kere hani önlemeye dönük bu tip frenlemeleri yapabileceksek bunları yapmalıyız. Bunlar çok önemli. Onun dışında dediğim gibi yani duruma göre videoları izleyince daha net göreceksiniz. Ya alternatif pekiştireceğiz, olumlu davranışları pekiştireceğiz. Ya belki bedel ödeyecek yani çocuk ittiğinde vurduğunda değerli olan bir şey bir süre alıkonulacak konulacak vesaire vesaire. Bir dizi en çocuğu en az sınırlayıcı yöntemden en çok sınırlayan yönteme göre aşama aşama gidilmesi gerekiyor. Burada tabii eğitimcimizin de çok aktif bir rol alması gerekiyor. Sizi baş başa davranışla, problem davranışla karşı karşıya bırakmaması gerekiyor. Lütfen davranış problemleri, videoları, ders, özel eğitim, oynatma listeleri tıkladık, açtık ve onları izlemeye başladık. Evet. Hocam Aycan Hanım'ın sorusunu atladınız. Alt alta gelen mesajlar sizde görünmüyor galiba. Şöyle atlamıyorum da işte bazen burada bir, mesela ben size bakarken elim gidiyor, buna çarpıyor, bu kayıyor. Sonra buradan bakmaya çalışıyorum. Bazen donuyor, ekran donuyor, internet yavaşlıyor burada. Öyle bir durum oluşabiliyor. Ayşe Hanım dayanabilirdim. Evet, şöyle baktığımda. Bakayım. Her şeyi anlıyor hemen hemen ama bu bir türlü bunu bir türlü alamıyor. Ne önerirsiniz? Demiştiniz. Bunu cevapladığımı düşünüyordum ben. Ha dur, tuvalet. Tamam. İyi akşamlar hocam. Sizden çok şey öğrendim. Teşekkür rica ederim. Hocam benim oğlum otizmli ağır 14 yaşında ama bir türlü tuvalet eğitimi. Sizin videoları izledim, denedim ama olmuyor. Bu eğitimleri
14 yaşında çünkü bakın yani olmayacak anlamında söylemiyorum. 14 yaşında şöyle bir zorluğumuz var. Bu bütün beceriler için geçerli. Mesela bu problem davranışların sağaltılması açısından da böyle diğer beceriler için de geçerli. Süreç uzadığında hani geç kalındığında demek istemiyorum. Yani siz de çok erken çocuğunuzun tuvalet eğitimini kazanmasını tabii ki istersiniz. Ama süreç bir türlü olamadığında, başarılı olunamadığında, süreç uzadığında çünkü bakın 14 yaş. Yani biz ne diyelim işte tipik gelişimi 2,5 diyelim, 2,5-3 bandı diyelim. Ben bunu hani otizm çocuklarımız için de özellikle belli bir düzeyde olan çocuklarımızla da aynı dönemde başlanması taraftarıyım. Eğer hani çocukta bir takım ön koşul becerileri seziyor isek ne diyelim 4'ler 5'ler diyelim hani maksimum. Bu dönemlerde başaramadığımızda, süreç gerçekleşmediğinde, tuvalet eğitimi kazanılamadığında bir şekilde, bir şekilde, bir nedenden dolayı uzadığında bu süreci tabii öyle hemen kolay çözümü olmayacak maalesef. Çünkü hani bir hep şey diyorum ben yani işte bezle bir yaşam işte altında sonuçta alternatif bir sorun çözme aracı var bez. 14 yaşında yıllar geçmiş bu bezle bir hani bir kıyafet gibi düşünmenizi istiyorum bezi. Çocuk bazında öyle oluyor. Birey bazında öyle oluyor. Tıpkı işte gömleğiniz gibi, tişörtünüz gibi, ayakkabınız gibi, ayakkabısı gibi görmeye başlıyor. Dolayısıyla ve uzuyor. Evet rahatsız oluyor belki. Evet yani bir türlü sıkıntı yaşıyor. Ama sonuçta bir alışkanlığa dönüyor bu süreç. Alışkanlığa döndüğünde gerçekten çocuğu buradan döndürmek zorlaşabiliyor. Dolayısıyla benim hani tuvalet eğitimiyle ilgili vermiş olduğum hani püf noktaları ya 3 aşamada planlayın, tanıştırın, barıştırın vesaire işte kıyafetiyle otursun önce falanlar sizde işe yaramayabilir yaşından dolayı. Dolayısıyla orada ama mücadele etmemiz gerekiyor. Yani pes etmeden mücadele etmemiz gerekiyor. Belki daha farklı şeyler bulmamız gerekiyor. Tanımadığım için çocuğu tabii biraz burada artık daha genel konuşmaya başlıyorum maalesef. Dolayısıyla siz zaten her şeyi anlıyor hemen hemen ama bunu bir türlü anlamıyor. Bunu bir türlü anlamıyor değil işte o yaşam tarzı haline getiriyor. Hani bir tişörtünden, gömleğinden, atletinden farklı görmüyor bizi de ondan. Dolayısıyla oradan kaynaklanıyor biraz. Yani yaşının da büyümesi, 14 yaşında olması, ergenlik süreci bir şekilde start alması hani fiziksel olarak da hani sizi zorlayacak. Hani 4,5-5 yaşındaki çocukta hani daha kolay kontrol edebilirken o yaşta daha zor olacak. Dolayısıyla bu handikaplar var ama pes etmiyorsunuz. Asla pes etmiyorsunuz. Burada profesyonel bir yardım almanız gerekiyor. O anlamda destek almanız gerekiyor. Tek başınıza zorlanmanız çok olası. İşte ödül süreçleri gerekirse yönetilmeli. Takıntıları hani kullanılmalı. İşte tuvalette geçirdiği zaman hani tuvaletini yaptığında işte o bir takım ödüller alabilmeli. Bunu sağlıklı desteğe ihtiyacınız var burada. Bunu iyi bir yönlendirme gerekiyor yani size. Bunları söyleyebilirim. Zor bir süreç. Öyle hemen tabii ki olmayacak. Çünkü arada yıllar var. Bunu bilmeniz gerekiyor. Evet. Kaldığımız yerden şöyle artık yavaş yavaş sonlanma eğilimine. Hocam, otizmli çocuklarımız için devlet okulları var mı? MÜÇYAŞ var. Özel gereksinim tanısı olan tüm çocuklarımız için artık var diyebiliyoruz. Açılmaya başlandı daha yeni okul öncesi eğitim. Özel gereksinim çocuklar için okul öncesi eğitim hizmetleri devlet tarafından evet verilmeye başlandı. Yönetmeliği vesairesi hani daha yakın zamanda bir 2-3 yıldan bahsediyoruz.
Dolayısıyla hani süreç daha yeni başladı ama bu konuda ciddi çalışmalar var. Hani bütün illere yayılıyor falan ama tabii ki daha fazla olması gerekiyor. Var. Şöyle var. Burada müstakil anaokulların içerisinde uygulamalar var. Yani nedir? İşte 3-6 yaş arası bağımsız anaokulları var ya, hani daha çok sizlerin kreş olarak ifade ettiği milli eğitime bağlı bağımsız anaokulları var. Dolayısıyla işte X anaokulu falan isimleri var. Papatya anaokulu vesaire ne derseniz ismi neyse. Onların içerisinde sınıflar açılıyor. Özel eğitim sınıfları açılıyor. Yine seviyelere göre ağır, orta ya da hafif şeklinde. Eğitim uygulama okulları var ya, özel gereksinim çocuklarımızın gittiği müstakil okullar, sadece özel gereksinimi olan çocuklarımızın gittiği oranın içerisine açılıyor ana sınıfları. Gene talebe göre hani 3 yaş, 4 yaş, yani 5 yaş, ya gittiğinizde aa hocam gittik ama orada sadece ana sınıf varmış, işte efendim 5 yaş varmış duyabilirsiniz. Dediğim ya, yeni yaygınlaşıyor ama varlar. Dolayısıyla onu araştırıp RAM'dan öğrenmeniz gerekiyor. Tabii ki siz de araştırabilirsiniz ama rehberlik araştırma merkezinde listesi var, sonuçta biliniyor, kayıtlı okullar. Oradan size yönlendirme yapılması gerekiyor. Evet. Sosyalleştiğimizde olumlu da olsa farklı bakışları gördüğüm an hiç utanmadan, çekinmeden direkt özel gereksinim çocuk diyorum. Buna karşı taraf hassaslaşıyor ve bizi de yormuyorlar. Ne güzel, aynen öyle. Aynı, bazen de kalabalığı unutmamız gereken durumlar olacak. Yani o ne der? Oradaki işte uzun boylu bir bey vardı. O şey, bazen hani doğru olanı çocuğumuza müdahale ederken, kişisel müdahale, davranış problemi müdahale ederken, bazen o kalabalığı unutmamız gereken durumlar olacak. Çünkü burada asıl olan hani çocuğumuza doğru yaklaşım. Evet. Güzel. Şöyle bir bakıyorum efendim. Merhaba hocam. Denver testi girişim normal. Ama okulda yemek yemiyor. Okulda yemek yemiyor. Evde yiyor. Tamam. Öğretmeni hareketli diyor ve yarım gün gidiyor. Hala bu konuda bize öneriniz nedir? Denver'da normal. Öğretmeni hareketli diyor. Grup içerisinde daha farklı davranabilir çocuk. Evet. Yeni başladığını düşünüyorum. Okulda yemek yemiyor. Kaçıncı sınıf onu yazmamış. Okul öncesi mi? İlkokul mu? Hala bu konuda bize öneriniz nedir? Hani yemek deyince gerçi beslenme götürüyor ya da yemek veren okullar da var. Orada bakın işte fal bakmaya başladım. Bu arada çoğu terapileri aldık. Hala hareket eğitimi alıyorsunuz. Alıyor. Saati nasıl çoğaltabiliriz? Saati nasıl çoğaltabiliriz? Bunu tabii aldığınız yerle görüşmeniz gerekecek. Ben okul çocuğu olduğunu düşündüm. Hareket eğitimi vesaire. Yaşını yazsaydınız keşke. Evet. Öğretmen okulda hareket diyor, yarım gün gidiyor. Evet. Kaynaştırma eğitimi alıyor o zaman. Öyle mi? Tabii okul öncesi olma ihtimali de var ama sonuçta böyle bir problemimiz var bizim. Yani bu, ben tam güncüyüm. Bakın ya, yani bu yarım gün çözüm değil. Yani yarım, yani tam günde başaramadığımız yarım günde başaramayız. Ya da yarım günde başardığımız, hani yarım, bakın adı üzerinde yarım, her şeyin yarım olması demek. Biz kaynaştırma için özellikle tipik gelişimi, tipik gelişimde beraber tam uyum istiyoruz. O anlamda bu yarımcılığın, hani tamam başlanabilir, saygı duyuyorum hani en başta hani azar azar falan, ama bunun bir sürecinin olması gerekiyor. Hareketliliği var. Hareketliliği için zaten hani psikiyatr gözetiminde olduğunu düşünüyorum. Testleri yapılmış vesaire. Gerekirse orada hani müdahale. Çocuk psikiyatrının bilmiyorum görüşü nedir? İlaç desteği vesaire konusunda gerekirse bütün hani argümanların kullanılması gerekiyor. Çocuğun tam gün uyuma
kavuşması adına onların bir gözden geçirilmesi gerek diyeceğim. Tabii hani burada eğitimcinin işte yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var, onu da anlıyorum ama yapabileceği şeyler de var. Önce o yapabileceği şeylerin ne kadarının yapıldığını da hani görmek gerekiyor gibi bir durum var. Dolayısıyla o anlamda bunları söyleyebiliyorum. Ancak size evet özel eğitim dersimizi evde tekrar yaparken benimle yapmak istemiyor. Nasıl davranmalısınız? Evet, şimdi şöyle bu ödevler konusu. Yani evet, çocuk desteklenmeli, çocuk evde desteklenmeli. Evet, çocuk bir okul yaşantısı var ama bireysel eğitim alıyor, öğrencisi merkezde gidiyor ama okul sürecinde okula devam ediyor. Gelişimi için ödevler verilmesi gerekiyor. Ama bu ödevleri doğru bir ayar yapılması lazım bir kere her şeyden önce. Yani bunu mutlaka hani eğitimciler göz önüne alıyordur ama yani çocuğun özelliğine göre, çocuğun evdeki tavır ve davranışlarına göre, aileyle, anne babayla iletişimine göre, yani aile babanın çocukla ne kadar hani sınırı dengeli koymak gerekiyor. Yani ödevin miktarı çok önemli. O doğru ayarlanmalı. Hani doğru dozu diyorum ben ona. Hani ödev dozu, ilaç dozu, ödev dozu. Ödev dozunun doğru ayarlanması lazım ve en iyi ödev nedir biliyor musunuz? En iyi ödev şudur. Eğitimci tarafından çocuğun dikkat düzeyi vesairesi, ev ortamı, işte anne baba ile kurduğu iletişim vesaire gibi bütün değişkenleri hesaplanarak, planlanarak çocuğa göre verilmiş ödevdir. Yani sınıfınızda bir öğrenci var, sınıfınız var ve sınıfa bir ödev veriyorsunuz. Hele hele özel eğitim sınıfları için özel gereksinim gösteren bireylerin, çocukların sınıfı ise o sınıf, yani kaynaştırmada zaten hani bir ayrım yapmak gerekiyor. Bir pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor. Kaynaştırma öğrencisine düzeyine göre, BEP'ine göre, programına göre bir ödev ve miktarı ayarlanmak gerekiyor. Özel eğitim sınıfları vesaire, özel eğitim okullarında bu süreç yönetilirken tamam hadi çocuklar işte şu kadarı yapıyorsunuz ya da hepsinin işte nedir bir kitap var işte 52. sayfayı yapıyoruz. Olmamalı. Olmamalı. Burada bireysel dediğim gibi başta bahsettiğim bireysel farklılıklara göre çocuğun özelliklerine göre, gelişimine göre, aileye göre ödev ayarlanmalı. Bir kere miktar, yani dozu çok önemli. Doğru doz verilmediğinde siz anne baba olarak hep zorlanacaksınız. Genelde şu oluyor. Yani sizde hiç yapmak istemiyor herhalde. Ya hocam işte iki satır yazıyor. Üçüncü satırı yazmıyor. Orada bitiyor. Dolayısıyla hani o limitte ödev verip, çünkü ödevin amacı nedir? Çocuğun okulda kazandığı, öğrenmeye başladığı becerinin evde desteklenmesi, pekiştirilmesi ve bizim genelleme dediğimiz hadisenin ortaya çıkması. Bir beceriyi her yerde yapar hale gelmesi. Dolayısıyla bu beceri yapılamıyorsa, yarım yapılıyorsa, eksik yapılıyorsa bu ödev bir süre sonra ciddi bir hani probleme dönüşüyor. Ve çocuğun gelişimine bırakın katkı vermeyi, çocuğun gelişiminden hani çalmaya başlıyor tabiri caizse. Dolayısıyla iyi ayarlanması gerekiyor. Bütün bunların her şeyin doğru yapıldığını düşünelim. Çocuğun dikkat düzeyine göre ödev verildiğini düşünelim. Nasıl davranmalıyım? Bununla ilgili çok güzel bir videom var. Gene YouTube kanalında çocuğumuza ders çalışırken neler yapmalıyım? Onu bulup izleyebilirseniz sevinirim. Yanılmıyorsam DED dosyası içindeydi. Ya hocam işte dikkatsiz hiperaktivite için yani uyarlanabilecek şeyler söylüyorum. Hani ana maddeleri yani çocuğun dikkatini işte çekmek için şunları kullanalım. Gerekirse çok kısa aralar verelim ama araya abartmayalım, uzatmayalım. Bunlar da hani bütün özel çocuklarımızı
kapsayan hadiseler. Ona bir göz atmanızı öneririm. Daha detay veriyorum. Orada uygun zaman, hani kabaca uygun saati kollamak gerekir. Hani çocuğun en dingin, en uyarıcıların en açık olduğu saati kollamak gerekir. Mutlaka işte şu saatte yapılacak diye bir şey yoktur. Çocuğunuzun hazır olduğuna hani inandıktan sonra ödeve başlamak gerekir. Hemen okuldan sonra yaptırıp hani ya yapalım da hani bitirelim, çok yavaş yapıyor daha ziyade onun dinlenme zamanlarını vesairesini iyi ayarlamak gerekir. Gerekirse ödül sürecini yönetmek. Ödül derken sakın hani yiyecek, çikolata falan kastetmiyorum. Bakın bu düzeyde çocuk ödev yapabilecek bir çocukta ikinci ödüller, yani sosyal ödüllerin, pekiştireçlerin, etkinlik ödünlerinin kullanılması gerekiyor. Yani ödevimizi yaptık, resim yapacağız gibi düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunlar yönetmek gerekir. Öğretmenimize de destek almak gerekir diyeceğim. Ama ödevin dozu çok önemli. Çünkü ödev başarıya ulaşmalı. Doğru, ya yapılmalı, bitmeli. Çocuğun düzeyine uygun yapılmalı, bitmeli. Ya bir sayfa, 3 satırlık ödev verdim. Ödev başarıya ulaştı. Çocuğun gelişimi destekledi. O ödev doğru ödevdir. 5 sayfa, ya 5 sayfa olmaz da hani bir sayfa, 2 sayfa verdim. Yapılamadı, yarım kaldı, bir şey oldu. Arada çocuk hani süreci tamamlayamadı. Olumsuzluk hasıl oldu. Olmadı. İşe yaramadı yani. Gibi. Evet. Tuğba'nın merhabalar, hoş geldiniz. Yeni olduğunuzu düşünüyorum. Sorunuza binaen. Hocam canlı yayını kaydeder misiniz? Etmez miyim? Ediyorum. Şöyle 69. yayın. Haftaya 70 yapacağız. Ne güzel. 70 kulağa hoş geldi. 69. dur yayın yapıyoruz. Biz yani kaydı ben hem burada hemen eş güdümlü saniyesinde kaydediyorum zaten ve yayınlanmaya başlıyor. Aynı zamanda da yarın sabahtan itibaren, çünkü biraz uzun sürüyor YouTube süreci, oraya atıyorum. YouTube'da arşivliyoruz efendim. Ya burada da arşivliyoruz belki ama burada birazcık daha dağınık oluyor. YouTube'da siz birinci yayından 69. yayına kadar, eski yayınları da ilk yayından itibaren YouTube'dan çok rahat, derli toplu bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Gene oynatma listelerinde sorun konuşalım yayın kuşağı tıkladığınızda bütün yayınları göreceksiniz. Burada da hemen zaten kaydediyorum. Sorunuza binaen, merak edenler için de bir açıklama yapmış olalım efendim. Kusura bakmayın hocam, ödev sorarken yarım yazmışım. Yaş 11, konuşamıyor. Dikkat çalışması yaptırıyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Verdiğim bilgiler için. Genelde ödülde alkış seviyor. Allah razı olsun. Alkış. Mesela siz alkışlattınız. Bakın birazcık daha hani farklılık gerekiyor bazen. Ya siz alkışladınız. İşte yaptı. Aferin alkışladınız. Yetmedi. Orada yani bir süre sonra çocuk hani işe yaramamaya başladı. Sizin sadece tek başına alkışlamanız. Orada mümkünse eğer, mümkünse işte baba, diğer ortamda bulunanlar, farklı kişiler, üçüncü kişiler de devreye sokabilelim. Yani mümkün olduğu kadar o ödülü de çeşitlendirebilmeliyiz. Hep yaratıcı olmak durumundayız anne baba olarak. Eklemek istedim. Ne demek? Zaten dediğim gibi videosu da var. Bakabilirsiniz. Dersimiz Öz Eğitim YouTube kanalında. Evet, Dersimiz Öz Eğitim YouTube kanalında. Efendim orayı hani şey boş bırakmayın. Takip edin, videolara göz atın. Gerçekten orası ciddi bir arşiv bizim için ve değerli toplu bir şekilde orayı çok etkin kullanmak istiyorum ben. Ki işe yaradığında zaten gerçekten çok güzel dönüşler alıyoruz. O anlamda tavsiye ediyorum. Orayı da takip edelim. Biliyorsunuz bu sosyal medyadaki bütün hani artık böyle baya baya dönmeye başladı. İşte ücretli kısımlar, abonelikler, işte abonelere özeller falan. Şu an bizde öyle bir şey yok. Hem YouTube için tüm videolara erişebiliyorsunuz hem buradan zaten. Evet, hatırlatmak istediğim. Hocam emeğinize sağlık. Bir özel eğitim öğretmeni olarak keyifle izliyorum. Ne güzel, güzel hocam. Eksik olmayın hem velilere hem eğitimcilere. Ya mümkün olduğu kadar, amacım o zaten. Hani dersimiz özel eğitim ya adı. Hem YouTube hem burada. Hani aynı ismi kullanıyor. Dersimiz özel eğitim. Esprisi ondan geliyor zaten. Hani gerçekten eksikleri tamamlama, bir ders niteliğinde bir
paylaşım yapmak için. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. İfadeniz için sağolunuz, var olunuz. Efendim o zaman bitirelim. 1,5 saati geçtik. Efendim 69. yayında beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum hepinize. Tekrar yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun. Sonsuza dek yaşasın Cumhuriyetimiz diyoruz efendim. İyi akşamlar diliyorum. Haftaya Cumartesi saat 22'de 70. yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.